Ахмат Зәкиінің башқұрттары ниндай хәлгә бүген қалғандар. Büyük fikir adamı, Türk dünyasının tanınmış ismi Ahmet Zeki Velidi Togan'ın babasının yaşadığı eve geldik. Onun köyüne geldik. Küzen köyü. Burada Başkurt Türkler yaşıyor. İşte görüyorsunuz son derece güzel, estetik, zarif bir ev. Kapılardan pencerelere kadar. Her tarafta ince bir mimari var. Son derece özenle yapılmış bir ev. Burası aynı zamanda müze olarak kullanılıyor. Şimdi müzeye gireceğiz. İçeri gezeceğiz. Açıkçası ben de bilmiyorum neler göreceğiz. Hep birlikte bakalım içeride neler var. Ama ondan önce bizim meslektaşımız, genç kardeşimizden biraz bilgi alalım. Evet, sizi biraz önce tanıyalım. Evet, benim ismim Refik. Soyadım da Ahmet Çin. Ben Başkurdistan Devlet Televizyonu'nda muhabirim. Refik kardeş, burada herhalde Ahmet Zeki Velidi Togan'ın babası yaşamış değil mi? Ahmet Zeki Velidi Bey'in temelleridir. Onun doğduğu yer, onun büyüdüğü yer ve tarih olarak, tarihçi olarak ilk malzemeyi aldığı yer. Şu oturduğu evde o 4 yaşında Farsça öğrenmiş, 5 yaşında babasından Arapça öğrenmiş, Rusça öğrenmiş ve bu dilleri bilmesi sonucunda da kendisi bir tarihçi ve Türkolog. Müzede neler var Refik Bey? Ben de ilk defayım. O zaman beraber gidelim bakalım. Görelim. Hadi bakalım. Ahmet Zeki'nin başkurtları ниндай хәлгә бүген калганда.
Ahmet Zeki Velidi Togan çocukluk ve gençlik yıllarını bu evde sürdürmüş. Bu vatarda yaşap yalganda. Başkurt Türklerinin milli önderi Togan'ın yaşadığı ev şimdi müzeye döndürülmüş. Millet duyan yol basımız ude. Fikir dünyamızın çok önemli isimlerinden Profesör Doktor Ahmet Zeki Velidi Togan'ın yaşadığı ev 17 yaşına kadar bu evde yaşıyor. Kilimleriyle, desenleriyle, oturma yerleriyle, çeyiz sandığıyla ve diğer eşyalarıyla tipik bir Anadolu evi görüyorsunuz. Ve o dönemden kalan eserler var. Kur'an-ı Kerim, el yazması Kur'an-ı Kerim örnekleri var. Giysiler var. Başkurt Türklerinin giysilerinden bazı numuneler var. Başkurtlar İdil Ural taraflarında yaşayan bir Türk boyu, Müslüman bir Türk boyu, Tatarlara çok yakın bir Türk boyu, dilleri, gelenekleri Tatar Türklerine çok yakın. İşte Ahmet Zeki Velidi Togan Başkurtların bağımsızlık mücadelesinde, Başkurtların kültürlerini, geleneklerini, tarihlerini yaşatma mücadelesinde en önemli isim. O nedenle burada halk onu çok seviyor. Yaşlı, genç, herkes kendisini biliyor, tanıyor ve çok seviyor. Şimdi isterseniz Profesör Doktor Ahmet Zeki Velidi Togan'ı biraz daha yakından tanıyalım. Velidi Togan 10 Aralık 1890 tarihinde Başkurdistan'ın İsterli Tamağa bağlı Küzen köyünde doğdu. Daha ilk medrese tahsilini yaparken bir yandan da Rusça dersleri alıyordu. Öğretmen olan annesinden Farsça öğrenmeyi de ihmal etmiyor. 1902 yılında orta tahsili için Ütek'te bulunan dayısı Habib Necar'ın medresesine gitti. Buradaki öğrenim sırasında Arapça dersleri alarak dil bilgisini geliştirdi. Başkurt Türklerinin hak ve hürriyet mücadelesinde Türk dünyasının birliğini esas alan faaliyetlerde efsanevi bir önder olan Ahmet Zeki Velidi Togan, 1908'de köyünden kaçarak Kazan'a gelip burada özel dersler aldı. Bu arada Katanov ve Aşmarin gibi bilginlerle tanıştı. 1909 yılında mezun olduğu Kasımiye Medresesi'ne Türk tarihi ve Arap edebiyatı tarihi muallimi oldu. 4 yıl süren bu öğretmenliği sırasında 1911 sonlarında yayınladığı Türk ve Tatar Tarihi adlı kitabı sayesinde meşhur olmaya başladı. Bu eserin ilk yankıları sayesinde Kazan Üniversitesi Arkeoloji ve Tarih Cemiyeti'ne aza seçildi. Ahmet Zeki'nin başkurtları. 1913 yılında Fergana'ya, 1914 yılında Buhara'ya araştırmalar yapmak için gönderildi. Fergana'da Yusuf Has Hacib'in 11. yüzyıla ait Kutat Kubilik adlı eserinin bir el yazması nüshasını buldu. Bu seyahat neticelerine ait hazırlamış olduğu raporlar, başta Petersburg Arkeoloji Cemiyeti olmak üzere Kazan ve Taşkent Arkeoloji Cemiyetlerinin mecmualarında yayınlandı. Bu arada Profesör Katanov'un şimdi İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü'nün esas nüvesini teşkil edecek olan kitaplarının Türkiye'ye gönderilmesine vesile oldu. Zeki Velidi Togan daha sonra Rus Millet Meclisi Duma'da Ufa Müslümanlarının temsilcisi olarak bulunmak üzere Petersburg'a gitti. Bilimsel çalışmalarına siyasi çalışmalarını da eklemiş oluyordu. Bu sırada Bolşevik ihtilali patlak verince o da Türklerin durumunun düzelmesi için mücadeleye girişti. Bolşevik ihtilalinden 22 gün sonra 29 Kasım 1917 tarihinde Başkurdistan ilinin muhtariyeti ilan edildi. Orenburg'u 18 Şubat 1918 tarihinde işgal eden Bolşevikler onu tutukladılarsa da 7 Haziran 1918 tarihinde hapisten kaçtı. İkinci Dünya Savaşı sonlarına doğru 1944 yıllarında Türkiye'de Sovyet aleyhine faaliyet ve turancılık suçundan tutuklanıp mahkum edildiyse de askeri mahkeme kararı bozdu ve Togan beraat etti. 1948 yılında yeniden döndüğü üniversitedeki görevine ölümüne kadar devam etti. 1953 yılında İstanbul Üniversitesi'nde İslam Tetkikleri Enstitüsü'nü organize etti. 1967 yılında kendisine Manchester Üniversitesi tarafından bir onur doktorası verildi.
Zeki Velidi Togan 26 Temmuz 1970'te İstanbul'da vefat etti.